Canan abla. Gel buyur geç. Otur. Hoş geldin. Geç otur istersen ha. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ha? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın Hande. Şükran ablacığım bak bildiğin gibi değil. Geç oturalım. Senin yüzünden benim oğlumun yuvası bozuluyor. Senin yüzünden yok oluyor. Sen girip çıktığın bir evde nasıl böyle bir şey yaparsın? Hiç mi utanmadın? Şükran ablacığım bak ben de çok üzgünüm. Böyle bir şey olsun ister miydim? Ben istemezdim. Ama Reha beni kandırdı. O da çok yalnızdı. Karsu onunla hiç ilgilenmiyordu. Yüzüne bile bakmıyordu. Ne yapayım? Kandım. Aşık oldum ben Reha'ya. Aşık oldum. Ola ola en yakın arkadaşımın kocasına mı aşık oldun kızım? Öyle mi kızım? Hı? Biz neler yaşadık? Sen biliyorsun yanımızdaydın. Onlar evlatlarını kaybettiler. Ha bu kadar olayların içinde bunları nasıl düşündünüz? Şükran ablacığım. Bak ben de hatalıyım. Böyle bir durumun içinde olmamam lazımdı biliyorum. Ama benimkisi gelip geçici bir duygu değil. Heves değil bu. Ya Reha en başından beri Karsu'yla olmaması lazımdı. Zaten sevmiyordu ki onu. Ya sen biliyorsun bunlar birlikte bile olmuyorlardı. Kadınlık görevini yerine getirmiyordu. Karsu yüzüne bile bakmıyordu Reha'nın. Bütün bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ben buraya seni uyarmaya geldim. Sakın aralarına gireyim deme. Onlar bir aile. Çok özeniyorsan kendine bir aile kurarsın. Bak Şükran ablacığım. Alo? Karsu aradı, annesine gitmiş. Barışmışlar mı? Bilmiyorum herhalde. Karsu alışılmadık şeyler yapıyor. Neyse iyi olmuş. Annesi akıl verir belki. Ya anne o deli kadının vereceği akıldan ne olacak Allah aşkına. Ben şimdi eve geçiyorum. Hazırlanacağım. Bulduğum ilk uçakla da gideceğim. Tamam yavrum. Git Lale'yi ara onda kalırsın. Bunu aradım ben Hollanda'da fuardaymış o. Ay akıl mı kaldı bende. Neyse sen git de sonradan geçersin. Bak mutlaka karına bir hediye al. Tamam mı takı mücevher gibi güzel bir şey olsun. Tamam peki tamam.